Şimdi arkadaşlar, en çok yalan, en çok yalan Varro üzerinden konuşuluyor. Varro üzerinden. Çünkü camiada en iyi para getiren şey Varro'dır. Bu arada teşekkür ederim. Hemen yayın bir anda 77 100'e doğru gitti. Çok sağ olun. Demek ki değer görüyoruz. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, Varro dediğiniz ilaç dediğiniz zaman, kimyasal dediğiniz zaman tiko para getiren şeydir. Net. Net para getiren bir konudur, tamam mı? Ben de şimdi bunlar bunu satarken söyledikleri bazı politikalar vardı. Bir soru soracağım arkadaş. Ortada kafamı takıldığı bir nokta var. Cevap versinler bakalım. Size ne diyorlar? O hocalar, hoca bildikleri, o araştırma, kitap yazan adamlar ne diyorlar size? Diyorlar ki Varroa'nın çoğalma eğilimi yavrunun en bol olduğu tarihlerdir. Çünkü yavru gözlerine girer, orada çoğalır diyorlar, değil mi? Evet, Varroa'nın yaşam eğrisi böyledir. Doğru. Peki kimse niye şunu sormuyor? Abi, yavrunun en bol olduğu tarihi ne zaman? Yavrunun en bol olduğu tarih ne zaman? Arı pik yapıyor ya böyle. Birkaç gündür bu konuyu işliyorum. En yukarı doğru çıkar ya arkadaşlar. Ne zaman? Nektardan önce. Yanlışsam yalnız hepiniz biliyorsunuz. 10 çerçevenin bazen 8 çerçevesi birden yavru olduğu tarihler vardı. Bu ne zaman? Sonbaharda görebilir misiniz siz böyle bir şeyi? Nerede görürsünüz? İlkbaharda. Erken ilkbaharda. Peki Varroa grafik eğrisinde Varroa'nın yükselme tarihi ilkbahar mıdır? Hayda. Bak şimdi. Bak şimdi. Varroa ilkbaharda en az olduğu tarihlerdir arkadaşlar. Erken ilkbahar. En az olduğu tarihlerdir. Yavrunun en bol olduğu tarihlerdir. Peki siz, ha diyecekler ki daha çıkmadı. Çıksın kardeşim. Çıksın, vakti var. Bak biz 3 ay besleme yapıyoruz neredeyse. 2,5 ay, 2 ay bazı yerlerde. Bazı yerlerde 3 ay besleme yapıyorsunuz. Varroa'nın arı yavru mu değiştirmedi? Varroa üreyemedi mi? Vakti mi yoktu? Neden ilkbaharda bu hayvan yavrun en pik olduğu tarihte çoğalamadı da Haziran ayında böyle pik yapmadı? Neden? Bak doğrudur demeye gel. Bak kafalar karışmaya başladı. Arkadaş, yavrunun en bol olduğu tarihte Varroa en az. Yavrunun en az olduğu tarihte Varroa en fazla. Ne zaman? Sonbahar. Sonbaharda siz şu kadar yavru attırabilmek için ölüp ölüp diriliyorsunuz. Ben dahil. Şu arıları kurtaralım istiyoruz. Yavru yok diyoruz. Yavrun olmadığı tarihte Varroa basmış. Neden? Hadi çıkın buna cevap verin. Ben cevabı bildiğim için bu soruyu rahatlıkla sorabiliyorum. Şu insanlara baldan önce ve baldan sonra ilaç sattırabilmek için uydurmuş en büyük yalanlardan biridir. Evet. Çünkü Varroa'nın çıkış eğilimiyle arının çıkış eğilimi farklı. Farklı arkadaş. Bak bir daha söyleyeyim, gözünüzü önüne getirin. Erken ilkbaharda yavrunun en pik olduğu tarih. Varroa'nın en az olduğu tarih. Allah aşkına, ilkbaharda ne kadar Varroa döküyorsunuz ya? 3-5 tane döken varsa, şöyle az bir şey döken varsa döktüm diyor. Sonbaharda biz avuç avuç döküyoruz diyorlar. Ama yavru en az. Arı bile en az. Var, bunu şimdi çıksınlar bana cevabını versinler. Ama şöyle mantıklı cevabı versinler. Kim veriyorsa versin. Neden? Çünkü ben cevabı biliyorum. Gerçek cevabı biliyorum. Söylediklerinizin yalan beyanlar olduğunu biliyorum. Bir tane hoca çıkmış, bir tane kadın. Yalvarıyor size, yalvarıyor. Diyor ki, ya diyor, ne olur diyor ya, şu kimyasal bir kere olsun kullanın diyor. Bir kere olsun, hatırım için diyor. Bir de öyle konuşur o, hatırım için diyor. Ulan bir hoca, bir akademisyen insanlara kimyasal kullan diye böyle rica minna konuşur mu ya? Bak soruyu iyi anlayın arkadaşlar. Size söyleyen hepiniz dinlediniz. Çok kızıyorum size. Her dediklerine inanıyorsunuz. Düşünme yani sorgulamıyoruz. Anlatabildim mi? Sorgulamıyoruz. Madem, bir daha soruyorum. Madem Varroa'nın en Varroa yavru gözlerinde çoğalıyor ki doğrudur ama yavrunun en bol olduğu tarih neden Varroa'nın en az olduğu tarihler? Neden yavrunun en az olduğu tarihler Varroa'nın pik yaptığı tarihler? Bana bunun cevabını verebiliyorsa versinler.